sevdiklerimizi sevindirelim. Küskünlüklere ve dargınlıklara son verelim. Kine, öfkeye, hasede ve fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarılalım. Bizleri bayrama ulaştıran bir adımız sonsuz bayram olarak olsun baba. Bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara inşallah. Nice bayramlara var. Ahmet, bayram mübarek olsun. Allah Allah Allah. Bayramınız mübarek ola. Sağ olasın hafız. Allah seneyi devriyesine kazasız belasız ulaşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Ağız tadıyla inşallah Seyyid Ali. Ağız tadıyla. Cumali. Bir bayrama daha kavuştuk değil mi? Şükür. Şükür ya. Allah kabul etsin. Adetinizi yerine getirmişsiniz maşallah. Görevimiz hafız. Paylaşmadan bayram olmaz. Böyle. Allah ağzımızın tadını bozmasın inşallah. Amin. Amin. Allah ikramınızı kabul buyursun. Lakin sadakanın en büyüğü selamlaşmaktır. Hadi şöyle bir kucaklaşın. Bayramlaşın da o lokmalarımız boğazımıza dizilmez. He? Hafız, beni can evimden vurana el de vermem, kucaklamam da ben. Ayıbı oluyor Metin Cumali amca. Herkes kendi ayıbına bakacak. Mithat. Ne yapayım Mithat? Kendine gel. Ayıp olmayayım babamın yanında. Kusura kalma. Yok. Ne kusuru hafız? Kusur da bizim. Kusurlu da bizden. Haydi. Haydi. Sen ne diye tutuyorsun beni abi? Babama yapılan iyi yutmak yakışır mı bize? Ne yapaydım ya Mithat? Bırakaydım Cumali emminin üstüne yürüyecektin ha. Ya hiç yakışıyımsa? Ha ona yakışıyor. Babamın elini havada bıraktı abi. Mithat! Edebini bil. Lafını ölçe konuş. Sen ne o adam dedin? Benim çocukluğum. Gençliğim. Ama baba... De hadi! Konakta kurbanı bekle ya. Aha. Haydi, haydi. Beyhan, bu tamam. Geleyim hanımım. Kavurmanın yerini açın kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Önzile şerbetler olmuş mu sende? Hak getireyim hanım. Gelin hanıma da seslen. Masa hazır. Buyursun. Ay hala.
Ay kurban gelene kadar şöyle uzanıvereyim dediydim. Keşke çalıverseydiniz kapıyı, yardım ederdim sofraya. Duy da inanma. Şişt. Biz hallettik kızım, sen buyur. Baban gelin neredeyse gelir. Hadi masaya gelin çocuklar. Seyit Ali haydi hazır. Gelin. Vay 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 vay. Yine döktürmüşsün Nefise Sultan. Hay maşallah. Tamamsa hadi hep beraber oturak. Biz tamam olmayı çoktan unuttuk. Ha? Ne dedin abla? Tabağını verdin mi? Yok ya, ortadan yiyen işte. Soğumasın. Hadi bismillah. Bu ne? Boğazaltı. Kaldır bunu gözüme önden. Nimete küsülmez Seyit Ali. Abla, sanki bilmemiş gibi benim damarıma basma. Ben bunu 20 yıldır ne dükkanında pişireyim ne de burada sofraya koyayım. Gene de için soğumuyor. Öldü deyince ölmüyor işte. Evlatlıktan silsen de yürekten silinmeyi. Nefise. Ay bayram günü ettiğini içme hala. Kısmet kızım. Meleğin doğum günü bu defa bayrama denk geldi. Ardına kendine bak. Öyleydi de toprak ayıbını ördeydi. Bayramınız mübarek. Sofranız afiyet olsun. Yüreğimize basa basa gittin dedeydi mübarek. Birliğin düzenin var mıdır? Halın vaktin yerinde midir? Ah melek, neredesin, neredesin, neredesin kızım, neredesin? Yüzünü görmeden, sesini duymadan bu dünyadan göçüp gideceğim korkarım. Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre feder. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre feder. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz.
güzelim bana yar. Benim ömrüm eridi güneş gibi aşkım tazelik. Yıkacaksın evi sonunda, başımıza rahatlayacağım. Bak bir de çocuğu da almış sırtına. Seyit Ali, hani giymemişsin annem cicilerini? Sportman olacağım ben. Gülüş pek yakışır, gözlerim rebeder. Aferin Defne. Hiçbir şey hazırlanmamış. Defne! Oğlum indir şu çocuğu, düşüreceksin. Kızım duymuyor musun? Kızım kapat şunu. Kapat Defne. Nerede kumanda? Anne ne var ya? Of! Ben sana sofrayı kur demedim mi? Yani 40 yılın başı bir şey istedim kızım senden. İki tabak eline yapışacaktı değil mi? İşe geç kalıyorum aşk oğlum. Ya iki şarkı çalışıyoruz şurada. Sabahtan beri bütün konsantrasyonumu bozdunuz. Ya kızım ne konsantresi? Detonizin zaten. Sen iki mekik çekince sporcu oluyorsun ama. Göreceksin sen yakında sporcu ha. Kızım İlhan Mansız imza isteyecek benden. Futbol tarihine altın harflerle adımı yazacaklar. DF Hükte Türkiye. İşte sen o zaman gör. Ya sen ilk önce kendi ismini yazmayı öğren be. Şşşt. Alo. Defne, Ekmiş Nişav. Bastan Kerem. Alo, tamam bitti, yeter. Koş, koş, koş çabuk. Sen artık büyüdün, kendin yapabiliyorsun ya. Sonra cicilerini giyeceksin. Ayrıca bak. Ayrıca futbol da sahada oynanır. Sen anca evde göbek eritirsin. Ne oldu canım, beğenemedin mi? Kerem, bu kanter halin senin nedir oğlum? Of, şu hale bak, sucuk gibi, çabuk suyun altına. Ya. Çabuk. Kalk sen de artık. Bırak şunu elinden. Kalk, kahvaltılıkları sofraya taşıyacaksın. Peyniri, zeytini, hepsini taşıyacaksın. Şunu al, çayın altına da bak. Defne, elini yıkamadan hiçbir şey elleme. Bak o pis törpülü ellerinle. Artık kocaman olmuş. Bunları sokamadım baba. Tamam, beraber yaparız onları. Gel bakalım. Ha, bunlar burada, bir düğmeler başka yere koşmuş, öbürleri başka yere koşmuş. Düğme mi? Düğme yok ki burada. Kaçmış mı düğme? Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Ha, ben o kaçağı yakaladım. Yakaladım kaçağı. Bu kadar mı yakışıklı olur benim oğlum ya? Oh! Nereye gideceğiz? Sana sen sünnet düğünüsü mü var? Sünnet düğünü bir kere olur oğlum. Bugün bayram. Hani biz bayramlarda güzel giyiniyoruz, el öpüyoruz. Harçlık veriyor baba bize, şekerler veriyorlar. Yaşasın bayram! Yeter! Sabahtan beri vır 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 vır! Alpay çocuğun ödü koptu. Burnunu burmadığıma şükretsin. Hadi kalk da işe gitmeden çocuklarla bayramlaşalım. Kurban da kestiniz mi hanımefendi? Bak burada harçlık hazırladım mendillerin arasına. Elini öptüklerinde bunları sen verirsin, tamam mı, babaları olarak? Aynanın önüne koyuyorum. Yani
Ah, kaç sene oldu? Kadın Almanya'da. Ama kafe Antep kafası. Gelenekler falan. Memleketi değiştirdik. Kanımızı değil herhalde. Ne diyorsun be? Hey! Ben kansız mıyım yani? Sen öyle duyduysan. Kahvaltınızı. Elbette. Sürpriz. Ben ballı katmerime ne yaptım? Bayram katmeri. Oo, hala sıcak ama dikkat et, tamam mı? Yaşasın. Aslında Seyit Ali ekmeği kızarmış severdi. Atıverseydin makineye biraz Defne, ha? Anne, kim uğraşacak onunla şimdi? Geç kaldım ben. Giyineceğim, gidiyorum. Defne, hadi kızım. Hadi. Vay, 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 vay. Bayram sofrası, ha? Hampay. Bakayım. Sağ olasın, utandırdın beni. Ne diyorsun kızım ya? Güzel olmuş. Bayram için giyinmedin mi? Sabahtan beri çatlayacağım artık bayram bayramda. Yani bozuk plak gibi sürekli bayramdan bahsediyorsun. Öpeyim mi baba? Öp lan. Anasının oğlan. Hayırdır? Oğlum bayram ya bugün. Hadi geç otur. Al bakalım. Bu da bayram şekeri. Birazcık tuzlu ama idare edeceğiz. Sen nasıl insansın ya? Ufacık çocuğun hevesini kırmaya utanmıyorsun değil mi? Bana bak. Asıl sen bu çocukların kafasını karıştırıyorsun. Anladın mı? Sanki gidecekler, yani dedelerinin elini öpecekler. Böyle adetler, sünnetler falan filan öğretiyorsun. Sil bunları kafandan ya, sil! Bir mil oldu! Konak, Karadağlar, unut bunları artık, unut! Adını sanını unuttular. Sen hala ne elimdeyim? Bağırma Alpay. Ya sus Allah aşkına şimdi, vallahi çakacağım ya! Yeter ya! Baba! Ne var, şişt, ne var? Ne yapıyorsun lan sen? Adam olduğun ananı mı koruyorsun? Koruyacağım tabii annemi. Abi, indir elini aşağı, şimdi bir tane çakarım ha. Allah aşkına yapmayın. Oğlum, sen de. Baban o senin. O mu baba? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Alpa, Kerem. Oğlum. Otur bak, bayram sabahı hadi. Hadi benim güzel oğlum. Kerem. Buyur Asa. Allah aşkına. Kerem. Bak. Usta başı arıyor. Dua et saatinden kesmesin. Ali yürü lan. Ali deme şu çocuğa. Seyit Ali onun adı. Ali hadi oğlum. Hadi. Hadi lan. Acele et hadi. Hadi. Otur şuraya. Bayram harçlıkları. Bekle oğlanın bayram harçlığını vereyim bari. Nerede kaldın? Evden çıkamadım. Bunlar ne ha? Mendil. Senin kalıbına. Sen artık bu kadar ciğersiz mi oldun be? Sıra çocukların bayram harçlıklarına mı geldi? Bu değirmenin suyu nasıl dönüyor? Hı? Nasıl dönüyor? Dönmez tabii. İçkiden aleme, kumardan bahse neyine yetecek? Kanımı kuruttum, kanımı yıllardır. Bıktım sen, bıktım sen. Tamam, çözelim o zaman ha. Çözelim mi? Ne dersin? Bakalım nasıl olacak o zaman? Tamam. O zaman çözelim. Tamam mı? Çözelim. Çözelim bakalım nasıl olacak. Ya bu çocuk çok korkuyor ya. Ha? Hadi yürü lan. Hadi.
annem. Oğlum. Anne az sabret. Az sabret, ben bu akşam maça bir çıkayım. Hoca beni bir görsün, az takıma ben bir geçeyim. Bir daha sen işe güce elini sürmeyeceksin. Para pul derdin olmayacak, söz. Söz veriyorum. Oğlunun sefasını süreceksin. Oğlum. Sen oku. Ayaklarının üstüne dikil. İyi ol. Mutlu ol. Ben başka hiçbir şey dilemem Allah'ım. Akşam için dua et. Ederim tabii. Ama sen zaten her şeyi halledersin. Ha? Hadi bakalım. Allah muvaffakiyet versin oğlum. Dikkat et. Annem, güzel annem. Güzel kızım benim. Anne bir şey isteyebilir miyim? Söyle kızım. Okul 3 günlük bir gezi planlıyormuş. Budapeşte, Viyana, bir sürü yere gidecekler. Bütün arkadaşlarım izin almış. Ben de gidebilir miyim, ne olur? Ne zamanmış kızım, nereden çıktı şimdi pat diye bu gezi? Pat diye çıkmadı, ne zamandır planlanıyordu ben söylemeyi unuttum. Herkes izin aldı anne. Arkadaşlarımın hepsi gidiyor. Kaç paraymış? 50 euro versen yeter. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum anne. Çok Defne. Ben tamam demedim daha kızım. Hem nerede bunun izin yazısı falan? Anne ne izni ya? Kızım okuldan bir kağıt göndermediler mi yani? Öyle kim kimin çocuğunu ana babaya sormadan nereye götürüyormuş? Bak el kadar Seyit Ali için bile kreşten habire imza istiyorlar. Anne kendin söylüyorsun. El kadar Seyit Ali. Lisedeyim ben. Anne 2 ay sonra reşit oluyorum. Hala ne izninden bahsediyorsun? Defne, tartışmayalım kızım ne olur. Ben geç kaldım zaten işe. Allah aşkına bak akşam getirirsin yazıyı. Babana da sorarsın. Tamam derse gidersin. Anne. Karnını doyur, sofrayı topla, çık. Geç kaldım. Anne. Ebe. 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 Laf mı bu Hüseyin abi? Kötü olacak nesi var babam? Herkes gördü Cumali amcanın camide ettiğini. Üzüle. Kızım şu çayları bir tazele. Allah ziyade etsin. Müsaadenle biz kalkalım artık. Daha gidecek kapılar var. Mahmut. Mahmut buraya gel. Böyle vurayım. Ne oldu Kadriyem? Ya çocuklarla eleşeceğine baban yanında dursana. Sohbet ediler Kadriye. Ama çocuklarla oynuyorum burada, staj yapayım. Ne var bunda? He Mahmut. Sanki doktor bir defa tuttu dedi de stajım kaldı. Mithat'a bak. Böyle evlat gibi geleni gidene hali. Ben ne yapayım Kadriye? Hala dikileyim. Bari git umurla. Hüseyin abim ayaklarınıza sağlık. Gene gel lan. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Yenge. Çocuklar gidiyoruz. Haydi Musi. Gelin bakalım. Yine beklerim abi. İnşallah. Hadi bay bay Mahmut amca. Bay bay. Buraya geldiğimizde yine oynar mıyız? Oynarık, oynarık. Seni yerim ben, seni yerim ben. Ay maşallah be. Ziyaretiniz batsın. Karı gibi dedikoduya gelmişler. Ama adamlar haklı. Yıllardır yüz yüze bakmadığımız adamla aynı çatı altındayız hala. Ne oluyor Mithat? Mali amcanın ettiğinden sonra babamı merak etmişlermiş. Bir destur verirse sebep olanların defterine düreceğim ben de. Yeter! Öfken adil değilse
ettiğin de edeceğin de zulme girer. Bir düşün. Eğer Cumaligillerin başına gelen bizim başımıza gelseydi ortada ne Şirhanlar kalırdı, ne han, ne düzen. O yüzden bize düşen de ayıbımızı bilip oturmak. Duramıyorum baba. Duramıyorum. Onca yıl geçti. Bir kapanıp gitmedi bu dava. Aynı handayız. Yüz yüze bakmıyoruz ama çekip gitmiyoruz da. Kanıma dokunuyor. Ne yapayım? İçim soğusun diye gidip kızını bulup canını mı aldım? Bana bak. Baba. Benim kızım kızım yok. O yüzden görülecek hesabım da yok. Başım dik gezecek, yüzüm de yok. Ne melekmiş ya. Öldü diyoruz, diriliyor. Gitti diyoruz, yakamızdan düşmüyor. Gönül diyor, düş peşine bul. Sürükle hanın ortasına. Sık kafasına bir mermi. Kanıyla temizle çaldığı Antep karası. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ablan o şeyi. Allah, bir de sen gelmiyorsun. Allah aşkına. Oğlan haklı ama. Hüseyin amcalar buradaydı. Bir laflar, bir laflar. Cumali amca netliyse babama camide. Doktor sana ayakta durma demedi mi? Hadi geç içeri, dinlen biraz. Reyhan. Gelene gidene hizmette kusur etmeyin. Benim az işim var. Mahmut. Ben yatmaya gideyim Kadriye. Öğün çok erken kalktım, yorulmuşum. Vildan! Vildan! He ana. De hadi hazırlan. Hacı kadın geliyor. Nefise teyze, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Sana da kızım. Hoş geldin Hacı Kadın. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Evde yoklar dediydin ama. Kabristan'a gittiler Halil. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Hadi gel geç. Geç. Hoş geldin Nefise teyze. Hoş bulduk kızım. Ömrün çok olsun evladım. Kızım iki kahve yapıver bize. Ben içeri geçeyim, mutfakta işlerim vardı. Hayırdır ahretli? Telefonda sesin pek azindi. Yüzün cenaze çıkarmış gibi. Ölüm olsa bir kere mezara koyarsın da acının adı olur. İçim yanıyor hemşire. Bu nasıl bir ateş? Yıllar geçti, sönmedi gitti. Melek dem. Bugün doğum günü. Nerededir, nasıldır? Halı vakti yerinde midir? Zamanla bu sorular azalacağına büyüğü de büyüğü çoğalıyor. Onun kadar Halil'e de yanayım. Seyid Ali ile Cumali'nin katır inadı da cabası. Allah bazen canıma tak edeyim. Toprağa karışsam artık diyeyim. Ağzından yel alsın bacım. Melek'in cehaleti hepimizi yıktı. Bak Halil'ime, yaşı geldi de geç. Hala evlenmem. Bizim bile acımızı içimize göm, böyle yan yana gelişimiz nice vakit aldı. Gizli saklı hal hatır soru yok.
Öyle ya, her gün dua edeyim. Seyit Ali ile Cumali barışsın. İkisinde de katır inadı var. Hafız bugün namazda ikisini yan yana düşürmüş. Caminin avlusunda gene etmişler edeceklerini. Bak hele. Edemedi bak. Aa, ben anladım. Burnundan soluya soluya burada dolanıp duruyordu. Kesin benimki yedi aldı. Halil. Nefise teyze, bayram mübarek olsun. Çok bayramlar gör evladım. Senin de el öpenlerin olsun. Baban nerede? Ziya amcayla bayramlaşıyor, gelmek üzeredir. Ben gideyim, ağzınızın tadı bozulmasın. Sen içini ferah tutasın, gönlünü yüklenmesen. Su akacak, yolunu bulacak. Hoş bizim sular az taşkın mı? Olsun. Sabrını sabrıma ekleyeyim de öyle ayakta durayım. Allah razı olsun senden. Oo, Muharrem ne yiyin? Ey bayramlar, ey bayramlar, ey bayramlar. Hadi bakalım, selametle. Hadi selametle. Zümrüt Hanım! Zümrüt Hanım! Eyvallah olsun. Baba? Ne oluyor bey? Ataşa mı düştün? Buradan çıkan Nefise miydi? Hayır olsun inşallah. Eve giren çıkanı mı kontrol ediyorsun sen? Sualime cevap ver. De ki o. Ne yapacaksın? Bayram günü ziyarete gelmişi kapı dışarı mı edeceksin? Ben Karadağlardan hiç kimse bu konağın önünden bile geçmeyeceği demedim mi? Baba, az sakin ol. Dur hele. He, yollar senin. Sokaklar senin. Başımızdaki budan da bir tek sen. Değil mi? Konağa girip çıkanı boş ver de. Sen bugün camide ne ettin? Onu de bakayım. Gereken neyse onu ettim. Olan oldu diye kucak mı açacaktım? Sabahat hafızın ama. İşi gücü yok gibi habire bizi barıştırmaya zorlayın. El uzattırdı bayramlaşmaya. Ben vermedim elim ama. İyi halt ettin. Adam yıllarca kafasını kaldıramadı yerden. Utancı yetti zaten. Daha neyin kinine gidiyor? Utancıyla örtüldü mü her şey? Öyle kolaydı sanki. Ne yapsın Cumali? Bir evin bir kızını tek sözümden heç etti adam. Evladım öldü dedi. Diri diri gömdü kızım. Ne yapacaktı? Daha ne yapacak? Gelip ayaklarına mı kapansın koskoca adam? İyi ha, iyi iyi, çok bileyim, yeter. Yeter, gelme üstüme, sıkıştım vallahi. Kef gibi yüreğini tutan kinin ağırlığıdır o içini daraltan sen. Ama şunu iyi bil. Eskiden kabahat onlardaydı. Bu dargınlığı sürdürmenin günahı da sende.
Funda. Ay neredesin ya? Evden ancak çıkabildim. Bir de gelmeden evvel şu şerefsiz avukata uğradım. Şu davaya girmek için benden dünyanın parasını istedi. Ha? Vermedin değil mi? Tabii ki vermedim. Hadi geç kalmayalım, hadi yürü kom. Katsız nasıl olacak bu iş? Ya hakim anlarsa her şeyi? Ben bir yıldır çalışıyorum bu işini. Sen hiç merak etme. Hakimin sorduğu sorulara sadece kısa kısa cevaplar ver yeter. Vallahi işin aslı ortaya çıkarsa ben kendimi hiç yakamam, kusura bakma. Gerçek suçlu bu derim, beni canımla tehdit etti, beni mecbur bıraktı derim, çıkarım ben işin içinden. Artık sen çözersin gerisini. Kalbimi kırıyorsun yalnız, farkında mısın? Ben senin aşkın için nelere katlanıyorum? Yani ben bunun için mi sevdim seni? İşimizi sağlama alalım diye söylüyorum Alpay. Sevmesen benim burada işim ne? Nasılsınız Bayan Yıldırım? Eşeğinizde tam 3 kez bayılmışsınız ama buna rağmen gelip muayene olmadınız. Ben iyiyim. Son günlerde çok fazla çalıştım, kesin o yüzdendir. Ama sonuçlarınız çıkana kadar burada beklemeniz gerekecek. Doktorla görüşmeden kesinlikle hastaneden ayrılamazsınız. Peki. Seyit Ali bizimle içeri gelmeyecek değil mi? O girerse her şey bozulur biliyorsun. Tabii ki gelmeyecek. Kalabilir o tek başına burada, merak etme. Seyit Ali, biz şimdi öğretmenle beraber içeri gireceğiz, çıkacağız hemen, tamam mı? Sen buradan hiçbir yere ayrılmıyorsun. Çünkü ayrılırsan ne olur? Seni kaybederiz, kaçırabilirler. Tamam. Ben sana şunu vereyim. Bak. Şöyle bir oyun vardı. Bak bakalım hangisi? Evet. Melek Yıldırım, kombite. Alpay Yıldırım, Melek Yıldırım. Alpay Yıldırım. Evet. Melek Yıldırım. Evet. Anlaşmazlık nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurmuşsunuz. Evet. Melek Hanım. Evet efendim, boşanmak istiyorum. Eşinizle 3 tane ortak çocuğunuz var. 3 çocuğunuzun da velayetini babalarına vermek istediğinize emin misiniz? Evet, 3'ünün de babalarında kalmalarını istiyorum. Ama küçük oğlunuz Seyit Ali annesine ihtiyaç duyacak yaşta. Evet, şöyle açıklayayım. Size söz vermedim Sayın Yıldırım. Lütfen Melek Yıldırım. Seyit Ali ile ilgili açıklamanıza devam edin. Melek Hanım, durumunuz maalesef çok ciddi. Kocam hep der, burada insan nezle olsa bile hemen hastaneye yatırırlar diye. Öyleymiş vallahi. Ama insan kendini bilir değil mi? Tamam, ya ben son zamanlarda birkaç kere arka arkaya bayıldım ama doktor hanım, çift var diye çalışıyorum bu ara. Bir de evde çocuklar sağ olsun. Herhalde birazcık fazla yoruldum. Siz bana bir vitamin yazarsanız, bir de vücut ağrılarım oluyor. Bir ağrı kesici yazarsanız iyi olur. Keşke eşinizle birlikte gelseydiniz. Size destek olurdu. İsterseniz haber verelim gelsin.
Beraber konuşalım. Aman yok, onun işi başından aşkın zaten. Hem konuşacak ne var ki? Melek Hanım, durumunuz basit bir yorgunluk değil. Meslektaşlarımla beraber durumunuzu değerlendirdik. Sizi bir an evvel hastaneye yatırarak çok yönlü bir tedaviye başlamamız gerekiyor. Doktor Hanım, ne hastanesi, ne yatması, iş ne olacak? Çocuklar, hadi ikizler büyüdü ama benim küçüğüm daha 5 yaşında, perişan olurlar evde. Siz benim reçetemi yazarsanız ben bir an önce gideyim, çocuklar varmadan evde olayım. Melek Hanım, bu sizin tercihinizle belirlenecek bir tedavi değil. Hastalığınız maalesef ikinci evre lenf kanseri. Kanser mi? Ama benim çocuklarım var, ben kanser olamam. Neyse ki erken dönem yakaladık. Ancak lenf kanseri sinsi bir hastalık. O yüzden bir an evvel tedaviye başlamamız gerekiyor. Zor bir süreç sizi bekliyor. Ailenizle mutlaka konuşun. Bu süreçte onların desteğine ihtiyacınız olacak. Söylediklerimi kabullenmek zor, biliyorum, ancak hızla ilerleyen bir tür olduğu için hayatınız tehlikeye girer. Benim çocuklarım var. Küçücük oğlum var. O da ana kuzusu. O da ana kuzusu. Demedim o küçüğü neden bırakıyorsun diye. Ah dedim, şimdi anlayacak her şeyi. Nasıl kıvırdın ama? Bayılıyorum senin bu aklına. İyi ki aşık olmuşum kız sana ben. Esas ben kendime şaşıyorum sana nasıl kaptırdım diye. 3 çocukla çıktın karşıma. Bana bak, fena mı? Bunlara ödeyecekleri parayı beraber edeceğiz. Bak ben şimdi hemen gideyim eve. Melek gelmeden hemen kaçayım oğlanla. Tamam mı? Nasıl ya? Sen bunu mu getireceksin? Melek vermez çocuklara. Vermezse vermesin ya. Parası nasılsa sana yatacak. Tatlım benim, aşkım. Bizi dava eder. Anladın mı? İyi hadi. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Ya nasıldın? Ya good. İyiydi bence. İşte. Teşekkür ederim. Bence biraz detone oldun ama. Üstü. Turneye çıkacağız ya, onun heyecanındayım. Sen de olsan heyecanlanmaz mıydın? Teo söylemedi galiba. Ben zaten geliyorum. Nasıl ya? Ya gene 2 solistle çıkacağız. Vizo. Sadece ben çıkmayacak mıyım sahneye? Ya bak. Yani turne uzayabilir. Eğer sesin yorulursa falan sıkıntıya düşeriz. Hem adamlar o kadar bara ayarladılar. 3 gün değil mi bu turne? Flight drive 5, 10 bilmiyorum. Neden? Nasıl yani, problem? Sorun mu var? Yok. Boş. Kızım mahvoldum ben. 3 gün dedim anneme, okul gezisi diye izin aldım. Ne yapacağım şimdi? Oha kızım, okulu nasıl karıştırırsın ben? Skate nest. Anneme sorsa. Ya beni görsen edeceğimi hiç düşündün mü? Ne yapsaydım? Görmüyor musun, akbaba gibi dolaşıyor etrafında. Bak kızım, tabii ben bu kadına kaptırmam. Sen de bana yardım edeceksin Özge. Beni hiç karıştırmamışmış, ganz ein. Melek teyze sorarsa yalan söylemem. Ben bacaklarımı kırar. Ama korkak çıktın kızım ya. Müdürün yerine bir imza falan attırırız, bir şey yaparız, verirsin işte, hiçbir şey olmaz. Delirme. Burası benim her şeyi değiştireceğim yer. Bugün senin için oynayacağım anne. Seni tüm acılarından, tüm sıkıntılarından kurtarmak için.
Bu maç bizim miladımız olacak. Sana söz veriyorum. Artık kimse seni incitemeyecek. Ne diyorsun sen ya? Bilerek düştün, hepimiz gördük. Ben sana dokunmadım bile. Bilerek yaptın. Ben oynayamayayım diye. Şşş, durun durun. Kardeşim sakin ol. Ya Allah aşkına ne yapıyor oğlum bu? Kerem sana dokunmadı bile, gördüm. Kendi kendine problem yaratıyorsun. Bay Uli. Bırak tedavini yapsınlar. Kerem, Klaus yerine sen oynayacaksın. Kendini hazırla. Göreceksin sen. Baba ben ölüyorum. Doktor öyle söyledi. Durumun ciddi dedi. Her şeye hazırlıklı olmalıymışım. Merak etme, ağlamayacağım. Ağlamayacağım baba, merak etme. Ama ben böyle bir durumda ne yapmak gerçekten bilmiyorum. Korkuyorum baba. Baba korkuyorum. Ama kendim için değil. Ben zaten öldüm yıllar önce. Benim çocuklarım var baba. Hele en küçüğüm Seyit Ali. Senin ismini verdim ona. Sen buna kızgınsın biliyorum. Evet, ben bir hata yaptım.
seni kırdım. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Ama ben daha çok küçüktüm. Ben çok küçüktüm baba. Küçük çocuklar hata yapabilir. Bunun bedeli bu kadar ağır olmamalıydı. Ben 19 senedir bunun cezasını çekiyorum. Tamam, isyan etmiyorum. İsyan etmiyorum. İnsan ektiğini biçermiş. Buralarda bunu daha çabuk öğreniyorsun. Ben de öğrendim. Büyüdüm. Büyüdüm baba. Şimdi eve gidip çocuklarıma sarılacağım. Fişne şurubu getirdim. İçine de maden suyu kattım sevdiğin gibi. Afiyet olsun. Nefse Hanım'a da götürecektim ama sabahtan beri ağzına lokma konmadı. E midesine dokunur. Ya öğlen odasına götürdüm, yemeğe de sürmeyi kendine. Afiyet olsun. Beyhan, yemek getirdiysen bırakma. Seyit Ali. Destur var mı ablam? Estağfurullah. Otur kurban olduğum ablam, otur. Olmuyor değil mi? Sussan için karışıyı, söylesen ortalık yangın yeri. Bak ablam, sen bana rahmetli anamla babamın emanetisin. Başımın tacı. Aha bu evinde düzenisin. Mithat seni ana bilip de büyüdü. Ben sacımı tatlıma senin kuvvetinle karıştırıp bu yaşa geldim. Ablam. Ha bu parmaklardan biri gangren olsa ne yaparsın? Çare olsun diye ilaç sürüp kefarete yatırsam maraz diğerlerine de bulaşır. Bütün kolum gangren olur. Hepsini kaybeder. O yüzden kesmekten başka çaren yoktur. Bilirsin. Canın acıyacak. O keser atarsın. Aradan zaman geçer. Oradan bir şeye uzanıp tutuverecek olsan sanki oradaymış gibi, ondan tutuyormuşsun gibi gel. Ama yoktur be abla. Yok. O yüzden yok olan için var olanların huzurunu bozmak bize yakışmaz abla.
Ya artık yok diye o parmağa taktığın yüzüğü, yaktığın gınayı yok saymak bize yakışır mı? Ablam, sen beni, ben seni anladık. Ama bu bayram günü çocuklara yeterince şan olduk. Hadi kurban oldum. İn aşağı. Hadi. Ya abi, canım abim, bak sen de biliyorsun. Bak dediğim gayet mantıklı. Bak sadece işi büyütmeyeceğiz ki. Adımız şanımız da büyüyecek. Ya düşünsene bak, bir sene içinde buradan bir başlasak kaç tane dükkan açarız Antep'in öte tarafına kadar ya? Ha? Ya Mithat, sen laftan anlamıyor musun oğlum ya? Ya sen vallahi laftan anlamıyorsun Mithat ya. Ya babam andan çıkmaz Mithat'ım. Babam andan çıkmaz. Ya hem neden çıksın Mithat? Cumalem min olduğu kadar bizim de orası. Ya abi, adamın mendebur suratı yüzünden dükkanda bet bereket kalmadı ya. Ya ben mi akıllıyım, siz mi derisiniz, ben anlamadım. Abi, bak ben dükkanı satalım demiyorum. Taşıyalım, büyütelim işleri, açılalım. Ha? Ya bak, her sene akın akın turist geliyor. Dünyanın midesi biziz ama o midesiz de aynı çatı altında duracağız diye kaçırdığımız fırsata bak ya. He. Kimmiş o midesiz olan? He? Yine kim yaktı onun fitilini? Bir şey yok baba, konuşuyorduk öyle, sohbet edildik. Yok, sus diyeceğim de sen yine susmayacaksın. En iyisi konuş da o içindeki kurdun başını bir vuralım. Babam, rahmetli efendi amcanın dükkanı var ya, meydandaki en büyük dükkan. Orayı satlığa çıkarmışlar. Dünya işi. Adamın kırkı çıkmadan asırlık dükkanları bölüştüler ha. E ne etsinler baba? Çocukların biri Amerika'da, öteki makine mühendisi. Yani buraya gelip çarık yapacak değiller ya. Doğru. Herkes yolunun yolcusu. Ama onları bu duruma o çarıklar getirdi. Yani ne diyelim, sonuçta ölüm hak, miras helal demişler. Baba, ben konuştum Mustafa abiyle, bir yokladım. Eğer sıkı pazarlık yaparsak iyi fiyata kapatırız. Niye? Hayır, efendi amcanın işini sen yapacaksın desem ince iş elinden gelmez. Baba, handaki dükkanı kiraya verelim diyor. Büyütelim işleri. Sonra yeni çarşıdan da bir dükkan alırız. Oraya da açarız bir kebapçı. Ha? Oğlum sen ne iş yapıyorsun? Anlamadım. Demem o ki. Ateşi ustalar yakıyor. Abin gidiyor etleri alıyor. Ben onları zırhtan geçirip kebaba hazırlıyorum. Sen de hesap yapıyorsun. Arada bir de çarşıya pazara gidiyorsun. Hadi o işleri çıraklara bıraktık diyelim. Dükkanda hepimizin işi bu kadar başımızdan aşkınken kime güvenip açacağım ben orayı? He? Ahmet. Buyur baba. Bunun ayağını dışarıdan biraz keselim. Baksana biz onu domates biber'e gönderiyoruz. O dükkan bakıp geliyor. Keselim baba, keselim. Ben am baba. Bizi düşünüyor. Oğlum, benim aklım bize yeter. Ha, hak tecelli olup da göçersen, o zaman da herkes yolunu yolcusu. Allah geçinden versin. Mahmut! Ne oldu Kadriye'm? Hele bir gel. Ya ne oldu, bir yerine bir hal mi oldu? Hele bir gel diyorum ya, çabuk. Ben bir gideyim baba. Allah'tan çabuk dedim ha. De Mahmut, de. Ya geleyim ha. Ne oldu? Bir şey mi oldu Kadriye'm? Ne oldu Kadriye'm? Ya ne oldu? Şaka yapmayın değil mi Kadriye? Ya bunun şakası mı olur ayol? Doğru söyleyin değil mi? Ya vallahi billahi. Baba! Baba, dede olayım dede! Mithat! Amca olayım oğlum, amca olayım! Baba! Dede olayım ha, dede olayım baba! Lan Mahmut, ne olayım? Ya beni anlat, sen ne miydin? O amca çocuk isteyeyim diye. Ben isteyeyim. Aha Kadriye'm, o bile. Baba olayım, baba! Ya! Ya! Ya!
duyan duyulsun. Duymayana da davulcuna çağıralım, çığırtkan dolaştıralım. Mahmud'un baba orayı, baba! Ay ay ay, bırak bırak. Deli oğlan. Gözün aydın, özün şenlikli olsun kızım. Bunca yıl bekledin, kucağına almaktan nasip oldu inşallah. Abi olayın ha. Nasıl ya? Ne zaman karar verdiğimizde boşandığını? Bizim niye haberimiz yok? Oldu işte. Ya baba ne demek oldu? Annem nasıl yaptı böyle bir şey ya? Bizi hiç düşünmediniz mi siz? Bunca sene sizi ben düşündüm. Bundan sonra annen düşünsün. Ben sadece ufaklığı alacağım. Baba sen ciddi misin? Ya annem nasıl kabul etti böyle bir şey? Aklım almıyor. Madem annem bizden vazgeçmiş, o zaman beni de götür. Yok deve, koca kızsın. Üstelik anneni yalnız bırakma. E sen yalnız bırakıyorsun ama. Ya baba görmüyor musun? Biz sürekli divişiyoruz, kavga ediyoruz. Biliyorsun. Ya sen gidince beni iyice eve tıkayacak. Kızım sen de kısa tutarsın ipini biraz. Olur biter. Of baba! Baba ne olur. Alın bundan. Baba, yalvarırım ben de geleyim ya. Burada kalırsam ölürüm ben. Ya hani en çok beni seviyordun? Hani biricik kızındım ben seni? Hala öylesin, hala babanım. Ama Seyit Ali küçük, onun sorumluluğu daha fazla. Baba, bakamazsın ki sen ona. Ben gelirsem bakarım ama. Baba, yalvarırım ya, yalvarırım. Ne olur baba, ben de geleyim. Ya söz ne istersen yaparım, yük olmam sana. Tamam, peki. Tamam, hadi bugün iyi günüme denk geldin. Git içeriden eşyalarını al. Annen gelmeden çıkalım, vır vırını çekemeyeceğim. Oley be! Asansörü bırakır mısınız? Asansörü bırak! Asansörü tutmayın! Albay. Ne yapıyorsun? Bu evin hali ne? Toplanıyorum. Neden? Çünkü gidiyoruz. Nereye? Nereye gidiyoruz? Sen değil. Biz gidiyoruz. Çocuklar ve ben. Nereye götürüyorsun çocukları? Babalarının yeni evine. Konuş benimle. Ne oluyor burada? Sen bana sabahleyin bıktım senden demedin mi? Bir ton da laf ettin. Ben de sana bir iyilik yaptım. Seni boşadım. Boşadın mı? Evet. Sen ne diyorsun? Benim haberim olmadan mı? Nasıl? Kreş için sana imza attığım kağıtlar vardı ya, onlarla.
Ya boş ver ya. Kurtuldun işte. Daha ne istiyorsun anlamadım. Sen nasıl bir adamsın ya? Ben senin ağrına ailemi, kökümü bıraktım. Yaktım da geldim. 20 senedir çekmediğim eziyetinde kalmadı. Yine de bir tek kere bile aklımdan boşanmak diye bir şey geçmedi. İşte ben geçirdim ve yaptım. Oldu bitti. Bu da ispatı. Bak. Kalk hadi Ali. Hadi gel. Seyit Ali. Hadi gel. Çık 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 çık. Yürü. Seyit Ali. Yürü. Seyit Ali. Heh, iyi bakayım şuna. Anne sen gerçekten bilmiyor muydun? Defne ne oluyor kızım? Defne geliyor musun kızım, kalıyor musun? Baba. Hadi yürü. İstediğin yere gidebilirsin. Çocuklarımı götüremezsin. Gel oğlum. Korkma Seyit Ali, gel oğlum. Gel dur be dur. Dur. Bak dinle. Sor bakalım. Gel buraya. Gel. Gel sor bakalım, kalmak isteyen var mı seninle? Defnem, canım kızım, gitmeyeceksin değil mi? Bırakmayacaksın beni değil mi? Aldın mı cevabını? Hı? Aldın mı? Bırakmam. O daha çocuk, hiçbir şeyden haberi yok. Geç kızım içeri. Ya of of ya devlet. Bana verdi diyorum cüzdanı, anladın mı? Bana verdi. Al. Burayı da sana bıraktı. Hadi alın babaları, gidiyoruz. Anne. 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 Al Baykuş. Seyit Ali. Başlayacağım böyle işe ya. Sana anan gelmeden çıkalım dedim ben değil mi? Defne! Defne! Yavrularım! Seyit Ali'm! Yavrularım! Seyit Ali! Albay, albay yapma! Bak, biz boşandık anladın mı? Bunu kalın kafana sok! Biz boşandık! Defne, kardeşini al eve çık. Kızım eve çık çabuk. Albay, onlar benim çocuklarım. Ben doğurdum, ben büyüttüm. Ciğerimi sök, sen de alamazsın benden. Yavrularımı perişan ettim ben sana. Defne, eve çık. Çabuk eve. Ya bin şu arabaya hadi, bin şu arabaya. Seyit Ali'm, korkma oğlum. Korkma ya, korkma. Seyit Ali'm. Korkma bebeğim, korkma ya. Şimdi evimize çıkacağız, hiçbir şey yok. Ne bakıyorsun kardeşim, hadi geçsene. Tamam yeter, hadi yürü. Efnem güzel kızım. Güzeller güzeli kızım benim, pırlantam. Gelebilirim, hadi kardeşim. Çok kokuyor yavrum, yürüyeceğim. Gelsene şimdi. Bak, bırak şunu dedim sana, kanun var. Karar ver dedim ya sana. Çocukları hakim bana verdi. Kim verdiyse verdi. Ben vermiyorum. Defne, kardeşini al eve çık çabuk. Bak, benim tepemin tasını attırma. Buraya polis yağarım, seni mahvederim, anladın mı? Sitte sana göremezsin çocuklarını. Albay, Albay gözünü seveyim. Albay sen hiç Allah korkun yok mu, yapma. Bak beni öldür daha iyi, evlatlarımdan ayırma, ne istersen yaparım. Bak. Albay yapma, yapma bunu, yapma ya. Bak, insan gibi davranırsan, insan gibi... O zaman çocuklarını görürsün, tamam? Yoksa? Yoksa ne? Ne? Ya yeter be! Ah! Anne! Hadi yürü! Anne! Defne! Çocuklar!
Allah'ım yardım et. Ne oldu, ne oldu? Atakan hocası maçı izlemiş. Ne dedi hoca? Beni beğenmiş, haftaya görmek istiyor. Hadi be oğlum! Oğlumlar! Gençler, Kerem A takımına yükseldi! Hadi gidelim, bunu kutlayalım! Kadriyem, sen sanat almamışsın. Ya sanata ne? Burada küşleme var Kadriyem, küşleme. Küşlemeden vereyim sana. Ya Mahmut, hepsini nasıl yiyeyim şimdi? Ye Kadriyem, ye. Sen bugün iki canlısın. Ya sen yiyeceksin, dinleneceksin. Yiyeceksin, dinleneceksin. Üzüle. Kadriyem'in eli sıcak sudan soğuk suya girmeyeceği. O ne değilse orucu, tamam mı? Tamam abi, sen merak etme. Heh. Abi sen de daha çocuk doğmadan baba oldun ha. Ya bir tadım, ben baba olayım, sen de amca olayım ha. Dede olmak da nasip etti, çok şükür. Oğlum, yarın avluda adağınızı kesin. Keselim baba, keselim. Allah'ın izniyle sağlıklı, sıhhatli de olsun inşallah da keselim. Gideyim davar bazarını alayım, geleyim baba. Allah razı olsun baba. Sen sağ olsun. Kurbanlar kesmek nasip eder Rabbime, şükürler olsun. Abi, yarın da ocağa geçersin, sevabına kebap dağıtırsın. Dağıtırık be midadım, onu da dağıtırık be midadım. Dağıtırık değil mi baba? Olur ama sizce erken değilse. Ana vallahi erken değil, vallahi erken değil. Müjdemizi karşılasın ha. Ben niyetine girdiydim bunu zaten hala. Bana göre de erken ama sen yapıcım değilsen. Ya bırakın dilediğini yapsın. 40 yılda bir namı yürüsün abim. Senin canlı yerim ben be. Senin canlı yerim ben be. Ya baba. Ya bu evlat sahibi olmak, bu baba olmak nasıl bir şeymiş ya? Kadir ya benim erdiğinden beri içim içime sığmıyor ha. Elim ayağım titriyor ya Mithat. Vallahi ellerim titriyor ya. Hala. Ben diyeyim ki konakta da aş pişirelim. Konağın eşrafına, konuya komşuya dağıtalım hala. Sen geç böyle kazanların başına böyle fokur fokur kaynasın. Hayrına dağıtalım inşallah. Ha? Yapma aslında, yaparım da. Doktora gitmeden fazla dinlendirmesek mi? Aman hala, sen kim doktor başka bir şey mi diyecek? Tamam kızım. Yaparız. Madem isteyiniz yapar tabii. Baba. Buyur kızım. Şey diyeceğim. Şimdi bizim bebeğimiz olunca bizim odaya sığamayız artık. Çocuğun beşiydi, neydi falan. Müsaaden olursa biz şöyle daha geniş bir odaya geçecek değil mi? Ya Kadriye, geniş odayı nereye geçecek? Odam var konakta. Konağın üstüne bir inşaat yaparız. İstiyorsan sana koca bir oda yapalım oraya. Ben meleğin odasını diyeyim. Öyle boş boş durup duruyor ya. Yerir mi şimdi kızım? He halam, yere elbet. Ne güzel hava dar, güneş alıyor. Bebek için çok faydalı bir şey. Orası senin yerdir kapalı. Orası meleğin obası. Tamam işte,
Açarız, yıkar, faklarız. Yengem haklı valla. Şimdiye kadar durduğumuz da kaba. Tamam kızım. Yarın Mahmut'la konuşun. Ne eksiği varsa halledin. Sen bana sabahleyin bıktım senden demedin mi? Ben de sana bir iyilik yaptım. Seni boşadım. Sen nasıl bir adamsın ya? Ben senin ağrına ailemi, kökümü bıraktım. Yaktım da geldim. 20 senedir çekmediğim eziyetinde kalmadım. Yine de bir tek kere bile aklımdan boşanmak diye bir şey geçmedi. İşte ben geçirdim ve yaptım. Oldu bitti. Kalk hadi Ali. Seyit Ali. Çık. Yürü. Seyit Ali. Yürü. Seyit Ali. Anne. Anne. Hadi alın bavulları gidiyoruz. Anne. Bitti. Ama ben de bittim yani. Kendi kalabalığınız yetmedi. Bir de çerçöp ne varsa getirdin koydun ortaya Alpay. Daha büyük bir eve geçeceğiz ya. Onun için eşya gerekir diye düşündüm. Ama ne bileyim ben. Meleğin çöpleriyle. Öyle mi? Alpay o kadar ucuz değil o iş. Yeni eve yeni eşya alınacak. Ayrıca bunu konuşmuştuk. Tamam yavrum. Okey. Yani ne diyorsak o. Asma şu gül yüzünü ya. Allah Allah. Bir şeyler hazırlasana valla. Kurt gibi acıktım hadi. Kusura bakma Alpay. Evde yemek yok. Zaten benim yiyecek yerim de yok. Ay şuraya bak. Yürüyecek yer kalmadı. İzin verir misin bir dakika? Ay nefesim daraldı gerçekten. Oh. Evet. Hadi bakalım. Geç mutfağa da bir şeyler hazırla. Kim bu kadın baba? Biz niye geldik buraya? Hesap mı soruyorsun lan bana? Beğenmediysen git yanan evine. Yok baba o yüzden söylemedim ben. Yani Kerem falan gelecek zor olmayacak mı burada? Kalabalık olacağız. Sen onlara kafanı yorma hanımefendi tamam? Ben ne diyorsam onu yap yeter. Bu kadına da yük olayım falan filan demeyin. Gözüne batarsınız kapının önüne koyar vallahi. Hadi mutfağa hadi hadi. Ben yemek yapmayı bilmiyorum ki. Öğreneceksin o zaman hanımefendi. Öyle yan gelip yatmak da olmuyor bu işler. Hadi. Bana bak. Kerem'i de ara, adresi ver. Öyle zırt pırt girip çıkacaksa da anasının evinde kalsın. İki doğdu melek.
İki doğdun melek, İki doğdun, iki doğdun, mutlu yıllar sana. Baba. Hadi. Daha çıkmadı mı? Gülüm. Hadi gel. Hayırdır, ne oluyor? Vallahi sen söylediklerini unutuyorsun ama ben unutmuyorum Alpay. Boşanır boşanmaz Münih'e gidecektik. Tamam da çocuklar var. Var. Sen otur çocuklarını. Bırak karnı. Olur mu öyle şey Allah aşkına? Tamam yani şu evi işin rayına koyalım, ondan sonra gideceğiz yani, sözüm söz. Vallahi yaşadığım stresi bir ben biliyorum. Gideceğim, kafamı dinleyeceğim biraz orada. Sen ister gel, ister gelme. Sen bilirsin. Ya bir dakika, bir dakika. Tamam, tamam. Bir dakika. Sakin olur musun? Cüzdanım nerede? Burada. Biz bir iki güne geleceğiz, okey? Nasıl ya? Biz nasıl duracağız burada? Ne demek nasıl duracağız? Koskoca kızsın, kardeşine bakacaksın. Öyle konuşmadık mı biz? Ama baba, geziye gidecektim ben. Alpay, hadi. Bir dakika. Bu size yeter, tamam. Baba, yalnız nasıl duracağız biz? Babamı alır mısın? İki üç gün idare edersin herhalde. Bunu da bekler misin bir dakika? Bu ne şimdi ya? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım şimdi? Bakma sen de öyle, bitecek o yumurta diye. Theo. Heh, Defne çıktın mı? Hadi geliyor musun? Evdeyim hala. Bist du immer noch zu Hause? Bir saate başlayacağız, farkında mısın? Yetişebilecek misin? Ich weiß, Theo. Defne, bir problem mi var? Beni bu gece idare etsen. Bak, yetişirsen sen söylersin, yoksa sudan çıkacak sahneye. Hadi çüz. Kerem, neredesin? Çabuk gelmen gerek. Kızım, bir bakalım ne oldu, maçı aldık. Hem de kimin sayesinde? Ya başlatma maçından be. Çabuk gelmen gerek diyorum. Attım konuma gelemen. Ali'ye bakacaksın. Kerem, şine al. Kusura bakma siz de. Bu gecenin adamı benim. Ben geçerim. Anneme de söyle, beklemesin beni. Kerem? Kerem! Defne, duymuyorum, duymuyorum. Hadi bay. Hadi öptüm, bay. Aman!
Ne yapıyorsun sen? Bekleyemedim 10 dakika. Ya ben sana söyledim, alt tarafı birkaç şarkı. Ne var bunda? Bu kızın derdi şarkı falan söylemek değil, biliyorsun bunu. Sokin şey. Bak ben böyle çocukça kıskançlıklara gelemem. Hoşuna gidiyor değil mi? Sürekli peşinde dolanıyor, gözlerinin içine bakıyor. Ya görmüyor musun? Kız turneye gelmeye dua ediyor resmen. Sen de buna kanıyorsun. Defne, sen geliyorsan turneye sen söylersin. Gelmiyorsan başkası söyler. Ich hab den Leuten versprochen. Turneye de ben geleceğim, şarkıyı da ben söyleyeceğim. Madem Suzan bu kadar umurunda değil, indir o zaman onu sahneden. Bak, benimle böyle konuşma. Ya. İndirmiyor musun? Ben indiririm. Bırak, bırak dedim ya, bırak. Ya bırak kulumu. Ve dismiş aynen fuha. Ben hiç respekt olsun. Das interessiert dich nicht. Entschuldigung, Gadish. Vor dem Frau. Was geht dich dich an? Wieso dich dich an? Aber er... Er ist mein Freund. Er macht was er will. Aliska. Aliska. Esker. Salak. Annem? Aslanım. Annem nasılsın? İyi annem. Kongre bitti. Son gece böyle arkadaşlarla takılalım dedik. İyi etmişsin. Biz de dedengille oturduk. Bir bayramlaşalım seninle dedik. E baktık sen aramayın. E ben bugün amcamı aradım. Konuşamadan kapandı. Şarjım bitti aslanım. İyi, dedemle babaannem nasıl? İyiyiz, iyiyiz. İyiyik aslanım, iyiyik. Hepimiz iyiyik annem, çok şükür. Oh, çok şükür. Herkese çok selam söyle, bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden öperim. Sağ ol oğlum, senin de bayramın mübarek olsun. Cevizimin içi. Kurban olurum ben sana. Ne vakit geliyor, ne vakit? Bak deden soruyor, ne vakit geliydi? Yarın, yarın inşallah. İnşallah. Bayram bitmeden burada olacaksın, iyi. Özledik annem seni. Vallahi ben de çok özledim. Haydi sen bak arkadaşlarına da ayıp olmasın. Allah'a emanet ol annem. Sizi de annem, öpüyorum. Selam söyle. Satılmış herif. Ne oluyor? Ne kadar aldın takımını satarken? Bak doğru konuş yoksa... Kerem hayır! Oğlum ben futbolcuyum. İstediğim yerde oynarım, sana da sormak zorunda değilim.
Anne. Abi. Abla. Fonda öğretmen. Neredesiniz? Anne! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bir şey oldu. Allah'ım kötü bir şey oldu. Nevin aç kızım, yalvarırım aç şu telefonu aç. Bak, rufen wieder an. Bu kız başına iş açacak. Sen de iyice taktın ama. Alt tarafı bir turneye gidiyoruz. Tamam da 10 gün boyunca aynı otelde, aynı odada. Sonradan ailesi kapına dayanacak. Kız 19 yaşında. Zorla götürmüyoruz ki onu. Allah'ım sen koru. Allah'ım koru. Ben bulacağım yavrularımı. Bulacağım yavrularımı. Allah'ım yardım et, yanımda ol. Dur, bekle. Nereye gidiyorsun? Ben oğlumu almaya geldim. Kimi arıyorsun? Seyit Ali Yıldırım. Seyit Ali, Seyit Ali. Hayır hanımefendi, burada bu isimde biri çalışmıyor. Benim oğlum buradaki kreşe gidiyor. Ben onu almak için geldim. Burada anaokulu falan yok. Anlıyor musun? Ne? Yok. Nasıl burada değil? Babası burada çalışıyor ve bizim oğlumuz buradaki kreşe devam ediyor. Albay Yıldırım burada çalışıyor. Oğlumuzun adı Seyit Ali Yıldırım, lütfen. Hayır, bitti. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, benim oğlum burada. Sen yalan söylüyorsun. Alpay, yalan söyle diyorsun. Bunu niye yapıyorsun? Alpay yapma. Ben biliyorum. Onlar benim de çocuklarım. Alpay bunu niye yapıyorsun Allah'ım? Bacım bakar mısın? Dörtelleci Alpay'ı mı arıyorsun? Alpay Yıldırım burada çalışıyor. Tanıyor musun? Tanıyorum, evet. 6 ay önce işten atıldı. İşten mi atıldı? Evet, Funda ile birlikte atıldılar. Senin haberi yok mu? Funda kim?
Evleneceğiz diye ortalıkta beraber geziniyorlardı. Uygunsuz şekilde yakalanınca ikisi de şirketten atıldı. Bu adam burada kreş yok diyor, doğru mu? Yok vallahi, doğru. Kardeş, sen bu kadının evi nerede bilir misin? Bunlar mı? İsmi neyse. Onun adresini bilir misin? Buraya yakın bir yerde oturuyor. Sokağı ve binayı biliyorum. Sevabına bana yazar mısın adresi? Tabii ki. Bekle, hemen yazıyorum, getiriyorum sana. Buyur bacım. Sağ ol. Eyvallah. Bacım, sen Alpay'ın nesi oluyorsun? Hiçbir şey. Hepsi bitti. Hepsi bitti. Hiç korkma. Hiç bırakır mıyım ben seni? Hiç bırakmam ben seni. Asla. Hiçbir zaman bırakmam. Bir bakayım sana. Gel bir silelim bu yaşları. Gel bir silelim. Abla, kuzum kabardı mı senin her yerin? Sana yumurta mı yedirdiler? Utanma. Utanma, hiçbir şey olmaz. Hiç olur mu? Ben de yaptım küçükken ya. Abi de yapıyordu. Hiçbir şey olmaz. Şimdi değiştiririz, tamam mı?
Sen çocuğu sök al, sonra bir başına koy evde. Ben bırakır mıyım sana yavrularımı? Bundan böyle hiç ayrılmayacağız Seyit Ali. Sen hiç korkma, olur mu Boncuğum? Bak şimdi eşyalarını alıp evimize gideceğiz. Abinle ablan da gelecek. Sana böyle bir şey yapmış diyeyim, böyle baktı buraya böyle. Ya buraya düşmüş diyeyim, bakıyor böyle. Ulan hiç güleceğim yolu oldu ya, hiç güleceğim yolu oldu ya. Haydi, haydi. Bugün dükkanımız bereketli. Bugün dükkanımız bereketli babuş. Gelsin be, gelsin şu güzelliğe bak be. Ey maşallah, kömürün güzelliğine bak be. Hakkı abi. Abi kömür tamam. Bak sana dediğim gibi ha. Bugün bütün kebaplar ikramımızdır ha. Dükkana kim gelirse kimse geri gitmeyecek. Ha dükkanda bir şey mi eksildi? Ali çarşıya gönder alsın gelsin. Kimseden para almayacak, tamam mı? Tamam. Hayırımız olsun. Buna ne oldu? Hop. Baba. Sen. He baba. Oğlum fakir fukarayı unutma. Ne bugün öğlen yemek veririk. Bir de belediyeye bir sorun bakalım. Çadır nereye kurucularmış. Bakırcılara da haber edin. Ben Hafız Dayı'ya gideceğim baba zaten. Bakırcılar tarafını hallederim ben. Hey. Belediyeyle ben konuşurum. De hadi hadi. Hadi bereketli olsun. Hadi ben gideyim. Hadi rast gelsin, Allah'a emanet olun. Nasıl sevindi değil mi baba? He oğlum he. Ama hak etti, bunca yıl bekledi. Evlat hasretini bilmeyen anlamaz. Yaptığın o kadar kıymetli bir iş ki Hafız Dayı.
Sayende herkes işin ustası olup evine ekmek götürüyor. Biz atalarımızdan ne gördüysek onu yapıyoruz Halil. Yola yolcu gerek. Bak şimdi, bunların bu kadar hevesi olmasa ben Antep'e zanaat açmışım. Neye yarar? Öyle ama hakkını teslim etmek gerek usta. Onca çalışana çatı olmak kolay iş değil. Bak, çalışmak isteyene aha tezgah ağında çekiç. İster ekmeğini çıkartsın, isterse hırsını çıkartsın. Ama sonuçta ne olur bilmiyorum. Elde kalan sadece emek ve alın teri. Ötesi boş. Ben de bir öfkeyle başlamıştım Sedef'e. Onu hatırlattın şimdi bana. Bak şimdi, inciyi çıkarmak için önce kabuğunu kıracağım. Tamam mı? Ama sen bu çekici hiçbir zaman böyle öfkeyle vurma. Usul usul kazıdın, usul usul kazıdın, sonuna Sedef'e eriştin. Bembeyaz, ince ama kavi. Selamun aleyküm Ahmet emmi. Aleyküm selam Mahmut. Ne diyor Rafak? Eyvallah, ne dedi? Kolay gelsin bacılar. Selam aleyküm Hafız dayı. Aleyküm selam Mustafa. Oğlum bu ne halin? Nefes nefese kalmış. Hadi bir dur bak. Hafız dayı. Ha. Sana hayırlı haberim var. Hayırdır? Hayır, hayır. Baba olayım Hafız dayı. Değil mi? He vallahi baba olayım. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. O çocuk inşallah kötü gün yüzü görmez yavrum. Amin Hafız dayı. Amin. Çok sevindim Mahmut. Allah analı babalı büyütsün. Sağ olasın Halil. Allah razı olsun. Hafız dayı. He. Herkese yemek dağıtacak. İyi. Kebaplar da ikramımız olacak. Güzel. Senin çocuklara söyle, akşama karınlarını doyurmasınlar, kebaplar geliyor. İyi, söylerim. Hafız dayı, ben sana haber vermeye geldim. Bir şey değil mi? Yok canım, babama selam söyle. Aleyküm selam. Ya oğlum, bir çayımı içeydin bari be? Vallahi gideyim Hafız dayı. Ha, çok işim var. İyi, hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun, selametle olsun. Hadi canım benim, hadi. Kardeşim, nasıl sevgilimiş? Acıyı da, sevinci de paylaşmak güzel değil mi? Bak şimdi, babana selam söyle. De ki, ustam bundan sonra kendisine yakışanı yapsın diyor de. Tamam mı? Tamam. Ben dükkana geçeyim o zaman. Oldu. Hadi selametle. Alo Mahmut. Yok yok, iyiyim ben. Ya iyiyim dedim, bana bak, beni bir dinle. Şimdi konağa iki tane adam gönder. Daşımacı. Daşımacı ne edeceksin Kadriyem? Ya neyi ne yapacaksın? Odadaki eşyalar çıkarılıcı. Temizlenici. Akşam baban sözünü verdi ya, duydun sen de. Ya Kadriyem, acele etmiyor mu biraz? Ya neyi acele edeyim Mahmut? Hem ne diye herkes benim dediğime karşı bu konakta? Ha, göndermeyin mi? O zaman ben taşırım eşyaları. Allah korusun, çocuğun başına bir zeval gelirse vallahi babası senin boynuna olur. Kızım, annesi nasıl kötü oldu? Defne'nin umrunda değil. Çekti gitti babasıyla. Was ein Leben. Bugün de sevgilisiyle turneye çıkıyormuş. Oh ne âlâ hayat valla. Polis geldi. Kerem Yıldırım nerede? Okula mı gitti? Nerede bilmiyorum. Lukas, polis neden gelmiş? Kerem'i soruyorlar. Ne yapacakmış Kerem? Bir kavgaya karışmış herhalde. Melek teyze, ich bin's Özge. Ha kızım, söyle. Melek teyze, Kerem nerede olduğunu biliyor musunuz vielleicht? Okula gelmedi mi kızım? Yok, gelmedi. Şey, polisler okula Kerem'i arıyorlarmış. Ne polisi kızım? Polis niye arıyor? Başına bir şey mi geldi? Pek anlamadım ama kavgaya mı ne karışmış? Galiba biraz ciddi durum.
Ne kavgası kızım? Allah'ım sen aklımı kurdun. Özge, Defne nerede? Haberi yok mu? Bilmiyor mu? Kızım konuşsana. Defne nerede? Melek teyze, benden duymuş olma ama Defne sevgilisiyle turneye gidiyor. Ne turnesi? Özge, ne turnesi, ne sevgilisi? Sizin okul geziniz yok mu? Yok, yalan da o. Bugün yola çıkacaklardı. Hatta belki de çıktılar. Nereden çıkıyorlar yola? Nereye gidiyorlar? Kerem kalk. Kerem. Kerem. Abi kalksana. Hadi kalk kalk. Of. Of başım. Bu ne ya? Hı? Çok belli oluyor mu dayak? Vallahi mi? Akşam öyle değildim ki. Adamlar öldürmüş beni, haberim yok ya. Oğlum ben de öldüm mü kaldım mı diye uyandırayım dedim ya. Yavru çok sağ ol. Vallahi akşam kal demesen annem beni gece böyle görse korktan ölürdü ha. Şarj bitmiş. Kadın ölmüştür meraktan ya. Çok heyecanlandım. İlk durak Hollanda değil mi? Ya genel. İki gün orada kalacağız. Ondan sonra bakacağız durumlara. Ne yaparız, ne ederiz. Süper. Wo ist Stefan? Was soll das? Ne oluyor ya? Wer sind Sie? Wer bist du? Defne in aşağı. Defne in dedim. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun ya? Okul gezisine çıkıyorum yalanlarıyla. Turneye gitmek de neymiş? Ne yapıyorsun Defne? Kızım cevap versene, sana soruyorum. Anne yapma. Utandırıyorsun beni. Defne neyi yapmayayım? Sen bana haber vermeden nereye gidiyorsun? Kim bunlar? Anne arkadaşlarım onlar benim. Turneye çıkıyoruz, müzik yapıyoruz. Tamam gitmiyorsun hiçbir yere. Yürü. Anne ya yapma, kolumu acıtıyorsun. Fasmış nişten. Sen kimsin benim kızımı peşinden sürüklüyorsun? Siz kimsiniz? Senin ailen kim? Anne Bitu. Bitu Mita yok Defne. Ya kimse beni sürüklemiyor. Arkadaşlarım onlar. Çocuk muyum ben? Ya çocuksun. Sen daha kendi başına hiçbir yere gidemezsin. Benim kanadımdasın. 17 yaşındasın. Utanmaz. Anne. Bas. 17 mi? Kızım hani sen 19 yaşındaydın? Sana dedim. Bununla yola çıkılmaz. Başımıza iş açacak. Ben göndermiyorum zaten kızımı sizinle hiçbir yere. Anne ya. Defne. Sen bana yalan mı söyledin? Hayır. Yani biraz. Babamdan izin aldım ben. Babamın haberi var. Ben annemle yaşamıyorum. Annem hiçbir şeye karışamaz. Gidiyoruz hadi bir arabaya. Hadi. Hadi yürü arabaya. Hadi. Gidiyoruz benim. Karışamaz. Anne. Öyle bir karışırım ki. Ben senin annenim Defne. Ben senin annenim. Hiçbir yere bırakmıyor. Hangi cehenneme gidiyorsanız gidin, kızım benimle kalıyor. Anne ben de gideceğim. Sen bir adım at bakayım buradan, ben ne yapıyorum. Polisi bir çağırayım bakayım. Reşit olmayan birini alıkoymaktan hepinizi sürüm sürüm süründürürüm. Polisi. Anne. Polis ya. Anne. Polisi. Defne.
Ben seninle uğraşamam Defne. Theo! Leute, wir gehen, hadi. Defne! Annem! Al çantanı, hadi. Mahvettin her şeyi! Ya inanmıyorum sana, istemiyorum, gelmiyorum hiçbir yere. Ben de gideceğim ya, nefret ediyorum senden, nefret ediyorum. Aklın başına gelince şükredersin. Yürü. Yürü dedim. Ya bırak. Yürü. Bırak beni. Babama gideceğim ben. Babaymış. Ya bir gece. Sadece bir gece ayrı kaldık. Biriniz ne ediyor belirsiz serserilerle yollara düşmüş. Öbürünüzü polis arıyor. Allah seni bildiği gibi yapsın Alpay. Akşam bu halde kulübe nasıl gideceğim ben ya? Abi anlatırız hocaya durumu. Ya bizim suçumuz değil ki. Hayvan gibi saldırdı herifler. Öyle oldu hakikaten. Hı? Klaus arıyor. Merak etmiştir seni. Hala, selam Klaus. Ne haber? Ne? Ne diyorsun Osman oğlum sen? Mi? Anladım. Okay, tamam okay, tamam anladık. Okay. Tamam. Oğlum ne oluyor? Mete ne oluyor söylesene. Mete ne oluyor anlatsana. Abi polis seni arıyormuş. Okula gitmişler. Evinin adresini sormuşlar. Her yerde seni arıyorlar oğlum, her yerde seni arıyorlar. Nasıl ya? Ne yapacak oğlum polis beni? Dün kafasına vurduğun çocuk yoğun bakımdaymış. Nasıl ya? Nasıl oğlum, çok mu kötüymüş? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ben bittim. Adama bir şey olursa ben... Önce onlar saldırdılar. Bak hepiniz gördünüz. Mete halime baksana, az kalsın öldürüyorlardı oğlum beni. Kardeşim bak kusura bakma. Özür dilerim ama gitmen lazım. Gitmen lazım, bak polis seni burada bulursa benim hayatım biter. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Adam bir şey olursa ben biterim. Biterim. Bak sakın eve gitme abi. Polisler orada olabilir. Sakın Kerem. Oğlum ne polisi? Açma. Yeter açma. Kızım. Kerem açmam lazım. Melek teyze. Mete, Kerem burada mı oğlum? Burada. Kerem, annenler geldi. Kardeşini tut, burada bekle. Kerem. Anne, yemin ederim benim bir suçum yok. Onlar saldırdılar, gol attım diye yaptılar. Yemin ederim maçı kazandım diye yaptılar. Yavrum, nasıl kıydılar sana bu kadar? Yavrum. Allah'ım, onlar ne yapayım, nerelere gideyim? Çok acıyorum yavrum, dur. Anne. Hastaneye gidelim. Anne, bittim ben. Bittim, mahvoldum. Polis beni arıyormuş. Ararsa arasın oğlum, ne korkuyorsun? Biz kendimiz gideceğiz zaten, kaçacak değiliz ya. Sana bunu yapanların hesabını soracağız. Olmaz, gidemem. Kerem'im, ne demek gidemem? Bunu yanlarına bırakmam. Öldürün diye vurmuşlar yavrum sana. Bunu yapanlar hesabını verecekler. Anne. Kavga ettiğim adam hastanedeymiş. Polise gidersek beni içeri alacaklar. Bittim ben, bittim. Mahvoldum ya. Adama bir şey olursa futbol hayatım, kariyerim, her şey başlamadan biter. Anne vallahi ben bu sefer bir şey yapmadım. Bu sefer masumum. O da geldi bana çattı ya. Anne. Annem, güzel annem. Bir bak bana, bir yüzüme bak. Ne olur susma, sus. Anne bir şey de ya. Anne nereye gidiyoruz? Ya anne. Anne ne olursun bir şey de ya. Nereye gidiyoruz? Beni polise mi vereceksin? Anne yapma ne olur, bak beni öldür de polise verme. Ya Defne bir şey desene. Of. Anne ne olursun yapma ya. Ya anne. Bin Kerem, geçin. Anne ne olur ya.
bin dedim. Anne bak hata yapıyorsun, pişman olacaksın. Geç içeri. Kızım açsana kapıyı, ne bekliyorsun? Defne. Al kardeşini. Biraz bekleyin lütfen, geliyorum. Siz de. Anne, ne oluyor? İnmeyin arabadan, bekleyin. Hapse attıracak beni. Annem geliyor. Bilezim bile hazırlamış. Havaalanına lütfen. Emim karnın aç mı? Allah'ını seversen. Geç. Ahmet ciğer yap. Abi Allah aşkına geç. Allah aşkına geç. Allah aşkına geç. Ahmet ciğer yap oradan. Ver emme. Bugün herkes yemek yiyici ha. Herkes bugün yemek yiyici. Servisler çıksın. Ali. Servisler çıksın hızlı. Mithat. Çekin oğlum servisleri. Çek 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 çek. Servisleri beklemesin. Hadi hadi. Bak Ali bak. Karadağlarda bir şeyler oluyor. Hadi hayırlısı bakalım. Pek de keyiflendiler. Sen kendi işinle meşgul ol. Allah muratlarını versin. Bize kölge etmesinler yeter. Haydi, haydi, haydi. Ali servisleri bekletmeyin oğlum. Oh, olmuş olmuş. Vallahi olmuş ha. Mithat. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Allah analı babalı büyütsün. Geçiyorum ben. Amin. Ya. Amin inşallah. Hadi hayırlı işler. Hadi rast gelsin. Hadi bereketli olsun inşallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırdır evlat? Ne az yakınlaştınız Mahmud'una? Hayır baba. Hayır. İçeride işimiz olmaz. Mahmud baba olacakmış. Öyle şükür. Doğuma kaçmadan. Hafız dayı selam söyledi. Aleyküm selam. Seyit Ali amca torun şerefine fakir fukaraya yemek veriyormuş. Babana söyle bu defa yakışanı yapsın o anlar dedi. Hakkı abi şunları at abi. Şunları. Destur var mı Seyit Ali? Cumalı.
Buyur Cumhur. Göz aydınla geldim. Hayırlı olsun, torun geliymiş. Sağ olasın. Eksik olma. Müjdenizle beraber çifte bayram edeceksiniz inşallah. Senin de gözün aydın olsun Mahmut. Allah razı olsun Cumhur Ali. Şükürler olsun. Torun hayrına yemek veresiymişsin. Tatlısı da bizden olsun dedik. Kabul edersen. Sağ olasın Cumhur Ali. Allah razı olsun. Bu vakit bize müsaade. Cumhur Ali. Hani bugün konakta çocuk için yemek verecek ya. Diyeyim ki siz de gelsiniz. Hepiniz. Eyvallah. He Cumhur Ali ya. Kolay gelsin. Sağ ol hanımım. Serinlemişiz. Mis gibi olmuşuz. Gül suyu da serpeyim. Mis gibi kokar. Ellerine sağlık. Buyurun. Biz katliamın için gelmiştik. Hanımım. Yenge hanım, bizi Mahmut abi gönderdi. Gelin hanımın taşınacak eşyası varmış. Ne eşyası var ki? Bir oda mı boşalacakmış ne? Kadriye! Kadriye! Tutuştun değil mi? Nefese tutan. Kadriye! Efendim ola? Bu adamları Mahmut göndermiş. Ha, evet. Gelin gelin. Odadaki eşyalar çıkar alıcı. Hangileri atılacak abla? Bakın şimdi bu dikiş makinesi. Şu ayna. Beşik, buradaki bohçalar. Ya burada ne görüyorsunuz? Hepsi çöp, zibil. Hepsi atılacak bunlar. Tamam abla. Sen ne yapayım gelin? Ne yapayım hala? Odayı boşaltayım. Babam izin verdi ya. Yangından mal kaçırır gibi olacak şey mi? Daha 9 ay var. Sanki beben doğdu da ortada kaldı. Aşk olsun hala. Bana ne kızayım? Mahmut istedi. Hemen dedi odayı dedi boşalt dedi geçek dedi. Ne yapayım? Karşı mı geleyim kocama? Herkes de bunu bekliymiş. Hala Allah'a sen. Sanki melek gelici de odasız kalıcı. Ya gitti giden, gittiği de. Ya bak bomboş oda öyle duruyor. Belki hayat bulur benim bebenle. Hem sen daha iyi bilirsin. Ölenin bile eşyasını koymazlar evde. Dikkat edin. Çabuk çabuk oyalanma ya. Güzel kız.
Sağ ol bacım. Abla. Bir meleğe bak istersen ha. Artık vakit geldi. Melek. Kızım. Melek. Kızım hazırlanmamışsın daha. Ay, erkek tarafı geldi. Baban iyisin artık Melek diye. Melek. İyi misin sen kızım? İyiyim ben. Heyecan yaptım hala. Evet şey... Şimdi giyiniyorum ben. Hadi acele et. Bekliyiz. Tamam. 5 dakikaya hemen iniyorum halacığım. Sen beni ballı katmerim, ömrüm diye severdin. Ne yazık ki sana yaşattığım acının bedelini ödüyorum galiba. Hayat tekerrürden ibaretmiş, ne ekiyorsak onu biçiyoruz. Bağışlanmayı istemeye hakkım yok biliyorum. Ama karşına çıkacak kadar nefesim olursa kalan ömrüm sana kefaretimdir. Bunu bilmeni çok isterdim. Efendi amcanı yeni satacakmış oğlanlar. Duydum. Keşke devam ettirseydiler. Onca yemek hiç olacak. Deme ama. Hayat dediğin bir gün, o da bugün. Ya aynen öyle be kardeşim. Bak bir bakmışsın yaşımız başımız öyle geçmiş. Bak bizim kıza. Daha dün kucağımızdaydı. Bugün lise bitecek. Maşallah. Evlenecek yaşa geldi desene. Ya yok canım, ne evlenmesi, daha çocuk o. Ama konu bu. Bunun için çağırdınız beni. Ya ne yapalım Halil? Ya biz üzülüyoruz. Sen benim ana baba ayrı has kardeşimsin. Ya yuvanı kur, mutlu ol istiyoruz. Fena mı? Allah razı olsun Başak. Halil. Bak Başak'ın bir arkadaşı var. Geçen yıl buraya tayini çıktı. Bize gelip gidiyor. Ben de gördüm, tanıdım. Hem Başak da seviyor onu. Ne dersin, şöyle hep birlikte bir yemek yiyelim mi? Ha? Geçti o iş benden be sadıcığım. Ne demek geçti be kardeşim? Daha yaşımız kaç, başımız kaç. Hem bunca el beklemen yetmedi mi artık? Demek ki Melek'le kaderiniz bir yazılmadı.
kendini ettin neyse de... Ya anana babana yazık kardeşim. Ben Zümrüt teyzeyi her gördüğümde iki gözü iki çeşme. Ah bir evlenip yuvasını kursaydı, gözüm açık gidecek diyor da başka laf çıkmıyor ağzından. Kimseyi beklediğim yok benim. Kimsenin de geleceği yok zaten. Herkes kendi hayatında. E tamam. Bak biz de onu söylüyoruz zaten. Sen de kendi hayatına bak. Ya inat etme. Hadi tanıştıralım seni kızla. Ya bak, ilk senle konuşuyoruz. Ya kızın niyetimizden hiç haberi yok. Öyle tesadüf etmişiz gibi ikinizi bir araya getiririz. Senin içine sinmezse hiç açmayız meseleyi kıza, ha? Ali, Ali, Ali nereye gidiyorsun? Ya Ali bir cevap versene. Keçi gibi inatçı vallahi. Aynı Cuma Ali amca. Yok yok, bu sefer ılımlı. Nereden baktın o falı? Hayır deyip kestirip atmadı da ondan. Doğru. Yani gelişme var gibi. Ay hadi inşallah. Ablam kolay gelsin. Bak ben sana diyeyim. Sofraya fazlalarını da bak koy. Başka misafirlerimiz de geldi. Kim geliyor ki? Abla, senelerdir abi konağın kapısından girsin diye ben kimi bekleyeyim? Çocukluğum, gençliğim, kardeşim, yoldaşım. Mali geliyor abla. Esra mı değil? Esra abla, Esra. Ay sabahtan beri içime oturan nefesi şimdi vereyim. İnanayım mı Zeyd Ali? Ay torunun neşesiyle geliyor. Çok şükür olsun, çok şükür. Çok şükür inşallah. Nasıl oldu? Adamlar taşıdı mı eşyaları? He canım, hallettiler. Sık içim, sağ ol. Tertemiz oldu o da vallahi. Fıstık içim. Oğlum, babanın yanında yakışayım bu halle. Mahmut, senin bu halana bir haller mi oldu? Sanki böyle bir kıskanı. Ne bileyim böyle bir evlenmedi, hiç çocuğu olmadı falan ya. Ne yapsak Batış sanki. Yıllar sonra konağa davetliyim ama ayaklarım gitmiyor. Hem seviniyorum babamlar barıştı diye hem... İhsanlardaydım senden eve. İyiler mi? Bildiğin gibi. Beni evlendirseler daha iyi olacaklar. Dertleri işlerim. Haklılar. Haklılar. Anam bir yandan, İhsanlar bir yandan. Bunca sevenim mi doğuruyor, ben mi? Aklım şaştı benim Rıza. Yüreği aklın terasıyla tartmak olmaz. Gel gelelim, yüreğinin sesine ses versin diye beklediğin diller lal olmuşsa... beklemenin bir manası kalmaz. Yüreğindekileri suya dök, yoluna bak diyorsun, öyle mi? Bilirim kalbim başka söyler ama vakit geçmişi olduğu yere bırakmanın mahveder. Hakkım var, ne diyeyim? O zaman kendini kedere boğmayacaksın. Ardına bakmadan yüreğine basıp geçeni düşünmeyeceksin. Halil, sen acına bedel ödedin. Yalnız geçen yılların matemi ne oldu? Ama hayat devam ediyor. Artık bir şeyleri değiştirmenin vaktidir. Alo İhsan. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Rıza'nın yanına geldim de
Şey diyecektim. Şu konuştuğunuz kız var ya. Siz münasipçe konuyu bir açın, davet edin. Beraber bir yemek yiyelim oğlum. Babacığım, ne oldu? Kapalı telefonu televizyon seyreder gibi bakıyorsun. Halil aradı. Birine mi bir şey olmuş? Olmuş. Kime ne olmuş? Zümrüt teyzeye mi bir şey olmuş? Bilal teyzeye mi olmuş? Yoksa Ömer'e mi bir şey olmuş? Ya İhsan konuşsana, kız bütün sülaleyi sayacak. Ya tamam kızım, panik olma, kötü bir şey yok. Halil. Meryem'le tanışmayı kabul etti. Ay şükürler olsun. Ay sonunda. Dur Zümrüt teyze arayayım da müjdeyi vereyim. Oğlun evleniyor diyeyim, kadın çıldıracak sevinçten. Dur. Aa, hayırdır inşallah Başak abi. Buyur kızım. Ne? Esahtan mı? Ana ne oluyor? Ay çok sevindim, sevinmem mi? Hayırlı haber verenleriniz çok olsun kız. Allah sizden razı olsun. İhsan'dan da senden de çok emek harcadınız. Güzel günler görün inşallah. Hadi hayırlı günler. Sağ olasın. Ay çok şükür. Halim evlenmeyi kabul etmiş. Yani bir kız varmış işte, danışacakmış bir yol. Başak kesin olur bu iş diye. Hayırlısı. Hayırlısı. Ne diyeyim? İnşallah doğrusuna ediniz. Niye öyle edeyim gelin kızım? Evladımın mutluluğunu, yuva kurduğunu görmek benim hakkım değil mi? Olmaz mı anacığım? Ama Halil'in hali belli. Melek dendi mi içinin yangını hala gözlerine düşer. Anma şuursuzun adını benim evimde. Oğlum çektiği acılar yetti yıllarca. Unuttu gitti bitti, çok şükür hadi. Kim neyi unutuk hanım? Bey, sağ bir müjdem var. Halil'im evlenmeye niyet etti. Bak hele. Kız sen ne diyorsun? Vallahi bak Vildan da duydu. Başak aradı. Bir kız varmış. Onunla danışacakmış. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Bir müjdeli haber de benden size o vakit. Mahmud'un bebesi olacaymış. Deme. Ya. Ay çok sevindim. Onlar yıllarca heder oldular doktor peşinde. Yemeğe Karadağlar'a davetliyik. Seyit Ali buyur etti. Öyüklük bende kalsın. Bak gördün mü? Sabrın sonu selametle geldi. Çok şükür. Anne hadi. Anne. 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 Kurban oldum. Çok mu sıktım? Gel. Anne niye geldik buraya? Kızım binin hadi taksiye geçin. Kerem. Al oğlum şu çantayı da. Thank you.
Anne. Anne. Anne neyi bekliyoruz? Hadi. Anne hadi gelsene. Karadağlar konağını. Memleket. Memleket nedir? Doğup büyüdüğüm yer. Yurdum. Yuvam. Çocukluğum. Neden geldik buraya? Yaşamaya geldik. Artık evimiz burası. Ev mi? Ev yok ki burada. Var. Dedenin evi var. Dede mi? Evet. Senin deden benim babam. Sen nasılsın Perihan abla? İyisin. Onları güzelce koydum. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Yüzün gülüyor Seybeli. Daha gülmesin muhafız. Cumali tam 19 sene sonra yanına gel. Size yakışan da budur. Sen gururuna yenildin. O öfkesine. Bunca seneyi heç ettiniz ya. Böyle olsun ister miydin? Şimdi evlat hata etti diye sen adamlıktan çıktın mı ki? Ya Cumali? Evladının muradı boynundayken yarenliği unuttun mu ki? Ama yettiniz artık ha. Bundan sonra ayrılık Allah'ın emriyle o kadar. Hoş gelmişsiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Cumali. Seni tekrar bunca yıl sonra buraya getiren Allah'a ben kurban olayım. Hoş geldin. Buyur geç. Geç sofraya. Hoş geldin Cumali emmi. Hoş geldiniz. Nasıl, ne oldu? Nasılsın? Buyurun. Evet, sağ olun. Peki, sağ olun. Vay, Vildan gelin, hoş gelmişsin. Sıcak su mu dökek, soğuk su mu, ayaklarına güller mi serek? Bugüne kısmetmiş, ne diyeyim?
Kadriye, hadi kızım, hadi. Buradan gelin, geç şuradan. Hayırlı akşamlar. Hadi, eksik yok değil mi Kadriye? Yok. Yüzüle, Ökkeş abinin şerbeti yok. Şerbet al gel. Haydi, haydi. Artık rahat rahat gider gelirik ha. He vallahi. İçim içimden taşı yarettim. Aramızda kalsın ama Halil'im evlenmeye razı gelmiş. Deme. Daha bana bir şey demedi. Ha? Bir kız varmış. Tanışacağımmış inşallah. Ay çok sevindi. Pek sevindi. Ay inşallah hadi bakalım. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Hamdolsun. Şükürler olsun. Yine berabersin. Bu doğacak can da can katacak dostluğunuza yeniden. Birliğimiz, gönül şenliğimiz daim olur inşallah. İnşallah. Amin. Amin. Amin inşallah. Hadi afiyet olsun. Buyur kardeş. Anne, hadi. Tamam. Sokakta. Anne, iyi misin? Seyit Ali, bırak elindekini, hadi gel, koş. Hoş geldin Melek. Babacığım. Oy benim ballı katmenim gelmiş. Oy seni veren Allah'a kurban olurum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi. Babacığım sana bir şey söyleyeceğim. Söyle kızım. Bu kapının tokman çok yukarıda. Aşağı bana tokmak yap çünkü elim uzanmıyor. Vay 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 vay. Şu tokmağın yaptığı işe bak ya. Tokmağı yukarı koymuşlar, benim kızım da eli yetişmiş. Sorarım ben onlara ya. Aşağı insin, benim de elim yetişsin. Tamam kızım, ben o tokmağın altına hemen başka bir tokmak koyarım. Senin aha bu güzel ellerinde ona yetişirim. He? Yalnız bir şey soracağım. Sen büyüyünce onu kim kullanacak? Başka çocuklar. Elleri yetişmezse onunla vursunlar kapımıza.
Anne, biliyorlar mı geleceğimizi? Abla, bir eksiğimiz mi var? Birini mi bekliyor? Mithat dükkanda daha gelmez ama. Öyleyse müjdeyi almış bir dosttur Seyit Ali. Hele açın kapıyı. Kavli misafirini kapıda bekletmek olmaz. Başımızın üstünde yeri var. Hele açın. Ya ben açayım. Aç. Yeni